Herkese merhabalar. Biz mutfağa girdik. Yine her zamanki gibi mutfakta bu kız diyeceksiniz ama niye? Anne ben, anne. Ay ne biçim takmışsın onu? Allah'ım ya Rabbim. Asya'yla çarşıda inmiştik. Ondan sonra kafası o kadar üşüdü ki, bir de bunları gördük, 5 liraydı şapkalar. Bunu beğendi. İyi dedim, bari hem alalım. Çünkü kafası gerçekten çok üşüdü, o yüzden aldım. Ay çok güzel oldu. Hadi çıkart. Şimdi. Çıkardım. Tamam annem, hadi koy geç. Şey, anne bak yüzüme bak. Şuranın ışığını kapat. Yanıyor mu? Yok. Ne anlatıyordum? Ne anlattığımı unuttum kız. Pardon. Niye girdim mutfağa? Profiterol yapacağım. Market alışverişimizde bunu göstermeyi unutmuştum. Belli bir para üstüne alışveriş yapanlara bunu hediye ediyorlardı. Doktor Ötker'in profiterolü ve ben açıkçası böyle bir ürün olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi onlar dedi ki bir yapalım dedi, deneyelim dedi. Yapalım dedi derken yani ben yapacağım, o yapacak değil tabii ki de. Şimdi acaba tarihi mi geçiyor da hediye ediliyor bunlar? Yok değil. Bakalım. Şimdi hep birlikte bunu yapalım, deneyelim dedim. Hadi gelin. Şimdi bir açalım bakalım. İçinden 3 tane karışım çıkıyor. Bir tane yağlı kağıt çıkıyor. Un karışımı. Ay ne kadar azıcık bir şey. Ama diyor ki 25-30 tane çıkıyor diyor. Bakalım. Bu çikolata sos. Bu da içinin krema karışımı. Şimdi önce un karışımını yapacağız. Asya! Kare tepsiyi getirir misin rica etsem? Ha? Kare kare. Şimdi 2 tane yumurta. 2 tane yumurtamızı alalım. Geliyorum şimdi. Geldim arkadaşlar. Kare tepsi o mu Asya? Bir kere o kare mi? Kare mi bu? Ne? Kare tepsi nerede? Bu ki? Ne bu? Kare mi? Ne bu? Bana göre kare. Yani sana şey, göre kare. Tepsi olarak tepsi. Şekil olarak bu ne? Oval. Dikdörtgen oval. Hangisi? Oval. Niye oval? Tepsi olarak. Tamam. Kare tepsi hangisi? Otur sıfır. Fırın tepsisi. Ya kara tepsi nasıl? Allah'ım yarabbim ya. Bunu nereden buldun ayrıca getirdin? Masadan. Masadaymış Allah'ım yarabbim ya. Dur şimdi benim de kafamı karıştırdın. Evet kara tepsiyi, fırındaki kara tepsiyi getir hadi canım benim. Pişirme kağıdını koy. Hamuru için yani şunun için. 2 yumurta, 4-5 yemek kaşığı su, 2-3 yemek kaşığı süt... Ve 4-5 yemek. Ne kadar az malzeme ya. Tabii ki zaten bunun içinde malzeme de. Durun ben şunları alayım geliyorum. Şimdi bir yandan da Asya'ya çikolata sos görevini veriyorum. Çikolata sos. Ben de ikiyim. 2,5 su bardağı soğuk süt. Evet. Şimdi şuradan bir tane su bardağımızı alalım. Çikolata sosumuzu. Gel annem dur bir saniye. Açayım dökeceksin. Bir dakika dur annem. Çünkü bu pop diye havaya çıkar. Tamam. Anladın mı ne demek istediğimi? Şöyle. Evet. Şimdi dikkatlice bak. Çeviriyorsun. Bunu içine batırıyorsun. Havadan değil. Çevir, çevir, çevir. Evet, evet. Bunun içindekileri dur. İşte öyle salladıkça böyle her yerine gelir. Çok güzel koktu. Kaka annem işte. Ay bayıldım yani kakasına. Şimdi. Bu tamam. Sütü dökeyim mi? Sen burada şey yapacaksınız. Hiç tencereye hiçbir şeye değmeden karıştıracaksın tencereyi. Tamam mı? Sütümüzü koyalım. 2,5 su bardağı süt. Şöyle 2
kötü. Ve bu çocuğu da koyacağız. Yarısına kadar. O en alttaki beyaz çizgiye kadar. Tamam. Bu bardak işte birazcık küçük şeyden aslında da neyse. 2,5 su bardağı sütümüzü koyduk. Tam da 2,5 su bardağı süt varmış. Şimdi şöyle bir şeyini alalım. Asya'cığım bunu orada yavaş yavaş karıştırsın. Çikolata sosunu hazırlasın. Çünkü çikolata sosu birazcık soğuması gerekiyor. Şöyle. Topaklarını alayım ki o rahat yapsın. Tamamdır. Şimdi ben şu şeyin mikserin kendi kabında yapmaya karar verdim. Çünkü çırpılacak. Bayağı bir 3-4 dakika çırpılacak çünkü. O yüzden şimdi içine koyacağımız şeyleri hemen 2 tane yumurta. Karıştır annem, o kadar bırakma, olmaz. Yapabiliyorum. Asya bu arada sosu yapıyor. 2 tane yumurta. Ondan sonra ne diyor? 4-5 yemek kaşığı su. 4-5 yemek kaşığı. 4-5 bismillahini yapıyoruz. Hamurunu yapıyoruz. 1. Korkuyorum. O kadar hassas bir ölçü ki. 2. 3. 4,5 yapalım. Hadi 4-5 olsun. Ondan sonra 4-5 yemek kaşığı su. 2-3 yemek kaşığı süt. 1-2-3 yemek kaşığı süt koydum ve 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ. Allah'ım, ölçülere bak ya, inanmıyorum. Şimdi Asya ısınmaya başladı, yine alıp yani şey karıştırman lazım, büyük sıvı yağını da koyuyorum. 1-2-3-4 çok doldurmadan suyu ya da bu bitirdi. 5 tamamdır. Bu da tamam. Şimdi bunların üzerine bir dakika. Dolabı aç, geldi. Ve un karışımını koyuyorum. Anneciğim, orada bak, orada herhangi bir şey var ya, hani hepsi. Anladın mı canım? Anladım. Un karışımını koyuyorum. Emin misin? İşte. Olur. Nasıl sıvı yağa bak, karışmıyor. Ne evet, kadar güzel. Bu arada Asya bunu bırakmaman lazım. Bu arada pardon ya. Tamam. Şimdi ben bunu çırpacağım. 3-4 dakika çırpacağım. O yüzden ben sizi hiç bekletmeyeyim. Çırpayım. Geleyim, olur mu? Evet, ben bunu bayağı bir çırptım. Şöyle bir bakın. Yoğun bir kıvam oldu. Tamamdır. Bunları da temizlemiş olduk. Bilmiyorum neye benzedi. Şöyle şunları
Ha dursun şöyle koyayım. Kremasını da çünkü çırpacağız değil mi? Ziyan olmasın. Şimdi hemen 5 dakika çırptım, hemen karıştırdım, çırptım. Sen şöyle geç. Şimdi yapılacak işlem. İşlem ne? Yarım tatlı kaşığı büyüklüğünde. He, o yüzden bu kadar azıcık hamurdan o kadar çıkacak. Yarım tatlı kaşığı, yani bir çay kaşığı kadar falan. Çok güzel koyu bir hamur elde ettim. İki tane diyor kaşık alın. Sonra diyor yağlı kağıdımız burada, serdik. Şöyle yarım tatlı kaşığı büyüklüğünde alın diyor. Direkt hop bırakın. Hop bırakın. Evet. Olay bu. Çok basitmiş gerçekten. Hani böyle 10 yaşında, 12 yaşında kızlar özenir ya böyle şeyler yapmaya, hevesi olanlar. Onlar bile yapabilir bence. Bana da yarım tatlı kaşığı şu anda birazcık küçük geliyor ama demek ki büyüyecekler. Umarım büyüyecekler. Şöyle. Gerçi ne fark eder ki değil mi? Ne kadar yaparsın o kadar boyutu olur. Ne olacak? Ama tabii gerçek profiterol boyutu küçük küçüktür. Çok güzel bir rengi olmadı mı hamurun? Ay bu da çok küçük oldu. Dur abarttım. Birleştireyim. Benim kardeşim çok güzel profiterol yapıyor. Tabii her şeyini böyle tozlar mozlarla yapmıyor tabii ki. Her şeyini kendi yapıyor. Tabii o kadar ölçülü, o kadar farklı malzeme, ya farklı derken malzeme çeşidi o kadar fazla ki, yani hepsi aynı anda bir evde bulunmaz. Onun mesleği gereği bazı şeyleri alıyor eve. Hani normal her evde nasıl bir kek yaparsın da un, süt, bilmem yağ bulunur, şeker bulunur, ama bunlar öyle değil tabii. O yüzden biz böyle paketlilere kaldık. Gerçi görüyorsunuz onlar da yaptığında bize de tabii ki mutlaka düşer. Valla bunlar misket gibi bir şey olmaz umarım. Çok küçükler ama yarım tatlı kaşığı diyor. O yüzden öyle koyuyorum ben de. Tarife uyalım değil mi? İlk defa yapıyoruz. Şöyle koyduk. İyi oldu. Bu kapta şimdi kremasını da yaparım. Ben bunu bitireyim geleyim, olur mu? Çok şükür biz sıcacık evimize geliyoruz da. Allah dışarıda olanlara, dışarıda çalışanlara yardım etsin. Dışarıda yaşayanlara öyle. Allah yardımcıları olsun. Bunu tamamlayıp geliyorum. Bitti. Fırına gidiyor. Onlar fırında. Bu arada çikolata sosumuz da bu şekilde. Gayet sıvı bir kıvamda oldu. Ve ben de diyorum ki bu arada kremasını yapayım. Krema karışımı. Buna da yine 2,5 bardak süt ve krema karışımı çırpıyoruz.
Şimdi de tamam. Şimdi ben sütü de koyayım, geliyorum. Çırpıyorum. Krema haline gelene kadar. Dibinde tozu kaldı değil mi? Keşke önceden sütü koysaydım. Tabii onu akıl etmedim. Şöyle diplerini biz toparlayalım da. Evet, hemen zaten bir krema haline geliyor bu. Ben şimdi bunu da kremasında yapayım. Zaten fırında çok fazla beklemeyecek. 15 dakika falan. Kremam da hazır. Güzel. Güzel bir krema, yoğun bir krema. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Onlar fırından çıkınca görüşeceğiz. Vallahi tam da resimdeki gibi oldular. Ay, çok tatlış oldular ya. Şu anda feci sıcak. Ay, çok güzel. Şimdi bunlar soğuyacak. Sonra içlerine kreması. Üzerine de tabii çikolata sosu. Ay, çok güzel olmadılar mı? Hadi bakalım. Çok tatlı değiller mi? Evet, ben başladım profiteroleri yapmaya. Şöyle ki bir dolgu şeyim olsaydı eğer onunla doldururdum ama yok maalesef. O yüzden şöyle biraz kesiyorum ve bakın şöyle içi, bak buraya bak, böyle içleri, böyle buraları delik delik. Çok tatlışlar ya. Böyle içini dolduruyorum. Dolduracağım yani. Bayağı da çıktı gerçekten. Yani ortalama olarak aslında önce kesse miydim? Bunun fiyatı kaç para? 10 lira falandır herhalde tahminime göre. Ondan sonra bunu 10 liraya aldın. Bir de süt aldın. Başka bir şey aldık mı biz? Aldık mı derken koyduk mu? Süt, su. Yok, evet evet, sadece bu. Bayağı bir kalabalık bir misafire yetecek şeyde tatlı çıkıyor. Bence çok güzel. Hem profiterol, hani sunumu falan da güzel oluyor. Bayağı güzel, değişik bir tatlı bence. Şöyle birazcık daha doldurayım mı ben? Ben çok dolu dolu sevmem ama tabii iç o kadar çok ki bence şey olmayacak, kalacak yani. Şöyle. İşte böyle dolu şey olsa buraya sokacaksın, fıst basacaksın. Ama yok. Şöyle şöyle dolduruyorum ben de. Ekmek gibi oldular ya vallahi. Popik popik oldular vallahi, çok tatlışlar. Ben çok beğendim. Bakalım tadı nasıl, tabii o da var. Ya işte tatlı kakao kremalı bir şey, sonuçta tadı ne olacak? Çok da yani çok ekstrem, zaten profiterolün de bir tadı yok ki. Şimdi ben bunları bitireyim ama bitirmeden önce hadi sizinle bir porsiyon hazırlayalım mı? Hadi bakalım. Şöyle çikolata sosumuz. Çikolata sosum hala böyle duruyor, hala cıvık.
Normalde bütününü koyup üstüne dökmem lazım ama tabii yenmeyeceği için açıkçası öyle yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle bir porsiyon birlikte hazırlayalım. Şöyle 5 parça koysam olur değil mi? Şöyle bakın aslında büyüklüklerini tahmin edebilirsiniz. Bunlar ne biliyor musunuz? Fincan tabağı. Hani böyle ne kadarlar? Ceviz kadarlar. Evet, ceviz kadarlar büyüklükleri o şekilde. Evet, bu tamam. Alalım şimdi şeyi. Şöyle koyayım şunu. Güzelce görün. Şakir'cim. Şakar sakar Şakir. Basya'ya diyordum ben yaptım sakarlık bak. Evet. Haydi bakalım. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Haydi bakalım. Ben bunları yapayım. Ondan sonra da ne yapacağım? Bir kaba koyarım, dolaba koyarım herhalde. Haydi görüşürüz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Alüminyum üstümü değiştiriyorum. Pijamalarımı giyiniyorum. Tamam aşkım. Üstüne kirli yatıyorum. Allah Allah oh sen ya. Ne kadar akıllı. Kırdınız ki.
Ben yine de bütün sosu dökmeye karar verdim. Bütün profiterolleri böyle buraya koydum. Şimdi de bütün sosu üstüne dökeceğim ama çok, o kadar çok bu içten var ki yani bilmiyorum daha mı küçük, bundan da mı küçük olmalı? Hani iç olarak o zaman daha çok şey iç koymuş olacağız. Ya da bilmiyorum yani bence daha küçük de olmaz bundan. Bilemedim. O yüzden o şeyi de ne yapacağım bilmiyorum valla. O kremayı. Ama ne var ki akıllılık yapıp bir dahaki sefere eğer ki yaparsam kremanın yarısı ve yarım ölçü sütle yapıp öyle yapmak çok mantıklı. Çünkü bana göre içine ben dolu dolu koydum. O zaman tam iki kere yapar yani. Bana göre öyle. Şimdi ben bütün bu sosu döküyorum. En zevkli kısmı. Dedim ki hadi bu kısmı dedim sizi bu kısımdan mahrum etmeyeyim. Çünkü görüntü çok güzel. Diyeceksiniz ki bir tane attım mı ağzına? Hayır. Bir tane bile atmadım ağzıma. Ama yedi bizimkiler baktılar tadına ve çok beğendiler. Bence ya işte bak benim şeyime göre sosu da çok fazla bence. Bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü kullanacağız bunu şimdi. Hadi sos bir şekilde hani ayrı ayrı yapsan zaten ancak denk gelir. Hani hepsinin üstüne döktüğüm için şimdi çok fazla gibi geliyor da. Bu kaba koydum. Daha şık bir kaba koysaydım. Keşke ama dolaba koyacağım için bu kapaklı bu. O yüzden buna koydum. Asya bitti mi? Yani reklam mı? Dizi izliyorum da bu arada. Evet, profiterolümüz hazır. Yapacakları afiyet olsun. Gerçekten kolay. Şimdi ağzı kapanıyor ve doğru dolaba gidiyor. Hadi görüşürüz.